Diker koleksiyonunu ilk araştırdığımda Akoma menşeli üstünde bal kabağı tasviri olan bu su testisi dikkatimi çekmişti. Tasarımına bakarak bunun eşsiz bir testi olduğunu söyleyebiliriz. Testinin boyun kısmındaki tasarımlar ve bu kısmın biçimi tipik bir akoma tasarımı. Ancak gövdedeki kabak tasviri kendine has bir tasarım. Kullanılan pigmentte yeşil bir bitiş var. Bu da hiç akoma usulü değil. Bu testi hakkında akoma topluluğunun kültür önderleriyle ve akomalı çömlekçilerle konuşurken, bu testinin bal Kabağı klanına bir saygı gösterisi olarak yapıldığını öğrendim. Akoma yaratılış efsanelerine göre dünyaya birkaç klan geldi. Boyun kısmında gördüğünüz güneş tasviri güneş klanına ait. Etrafta bulutlar ve yağmur sembolleri var. Alt kısımda ise bir arazi tasvir edilmiş. Diğer tarafta önceden bahsettiğimiz balkabağı, yanlarında ise mısırlar var. Yerliler için mısır çok önemlidir. Bu tasvirlerde hem geçmişteki Akoma ataları için hem de günümüzde yaşayan torunları için önemli bir besin maddesini göstermeleri açısından dikkate değer. Mısır bir yaşam biçimidir. Yerli kültürlerin devam eden varlığının bir göstergesidir. Bu önemli sergide bu tip yerli halk eserlerinin yer alması Müzede çalışan ve yerli topluluklarının mensubu olan araştırmacılar için ne kadar mutluluk verici olsa gerek.